Yaklaşık 50-60 yıl, 70 yıl önce bölgemizde çarşafımız var, tescilli ürünümüz. Dokuma tezgahlarımızda aşağıda tekstil şeyi var. Kayısı resimleri çeşitli. 1924-28 arası Malatya'nın ilk belediye başkanı. Ondan sonra 28-30 İbrahim İpekçi sonra. Bunlarla herkesin göreceği şekilde. Farklı olsun dedik. Mesela kaburga da olmasın. Yer boyunca şu an. Akça da yapalım. Örneğin bunlara 30-35 isterken biz direkt işin mutfağında bunları 5-6 lira. Bizde böyle bir sokak güzelleşince böyle güzel bir farklılık katmak istedik açıkçası. Var mı yeni şehirde bir sürü? Bir bakterilik böyle vardı. Bunlar başkanım, kirman dediğimiz ipin eğrilmesi için kullanılan zırhlar. Teşir. 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 Şeyi söktüğünüz zaman tekrar o kumaşlardan farklı şekilde değerlendiriyor. Şimdi bu farklı geldi. Konuşturduk bir esnaf. Tamam mı? Bahsetti. Şeyde. Yazı mı? Ya burayı çağrıştıran işte bizim logomuz mu? Aşağıda İpek Böceği'ni görmüşsünüz. Evet. Bu zamanlarında. İpek Böceği memnuniyetle olsa sizin de. Sondajı taşıyacağız. Daha sonra asfaltı basacağız. Dışarıdan Bursa'dan misafirlerimiz var. Onlara bu parkla ilgili bilgilendirme. Nasıl? Güzel mi? Biz oluyor. Çok beğendik. Oluyor. Doğan ağacımız var başkan. Buyur. Ağaçlarımız var. Dedim ya, kamelyaları var. Şunların özel havuzları falan. Tamam, konuşmuş olmasın. Ambalaj açısından çıkan kağıt. Çekiyorum. 16 olup yemekleri vesaire orada yapabiliyoruz. 3 aylar 3-5 gibi. Onun dışında herkesin kullanımını açtık. Elbise mahkumların mahkemeye çıkarken giydikleri sırayla tek takım elbise. Teşekkür ederim. Karada, bağda, bahçede, dağda toplatırken kullandıkları her türlü ürünü
sergilendiği bir çoban müzesi. Bugün aynı zamanda kardeş belediyemiz olan Malatya Yeşilyurt ilçemizdeyiz. Öncelikle misafirperverliğinden dolayı kıymetli başkanımız Mehmet Çınar'a teşekkür ediyorum. Çok kısa süre içerisinde hem şehrin tarihi kimliğiyle buluşması adına çok güzel işlere imza attığını müşahede ettik. Bugün Lezzet Çarşısı ismini verdiği bölgedeki restorasyon çalışmalarını inceleme fırsatı bulduk. Burada bölge esnafının da, insanın da, bölge insanımızın da takdiriyle karşılaştık. Onların da desteğiyle beraber büyük bir sinerji oluştuğunu gördük. Restorasyon süreci başladığında bu kadar yatırım bu bölge için değer mi diye kendi kendilerine sorular sorduklarını ama sonuç ortaya çıktığında bundan çok memnun olduklarını ve bölgedeki iyileştirme çalışmalarının daha da fazla artırılması arzusunda olduklarını gördük. Sadece restorasyon çalışmalarıyla değil, aynı zamanda yapmış oldukları kent müzeleriyle birlikte de geçmişi bugüne taşımış ve geleceğe taşımak için de işler üretiliyor. Burada işte Kayısı kahvesinin tadına baktık, çok da beğendik. Aynı zamanda bir tekstil şehri olan Malatya'nın tekstil müzesini de ziyaret ettik. Ben hem Çalık ailesine hem de Ahmet Çalık Bey'e teşekkür ediyorum. Hem bu çalışmaları dolayısıyla hem de şehrin yeniden yapılanması, şehrin modern bir hale getirilmesi noktasında gayretinden dolayı başkanımız, değerli dostum Mehmet Çınar'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Bursa'dan Malatya'mıza ziyaret amaçlı tecrübe paylaşımı ve kardeş belediyecilik çerçevesinde bulunan değerli Bursa Yıldırım Belediye Başkanımız, Bursa Yenişehir Belediye Başkanımız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz ve Bursa Malatya Darendeller Dernek Başkanımızı Yeşil Yurdumuzda ağırlıyoruz. Yeşil Yurdumuza kazandırmış olduğumuz tarihi ve bu bölgede olan doğal güzelliklerle ilgili de gezilerde, çalışmalarda burayla ilgili görüşlerimizde de istişare ediyoruz. Belediyecilik anlamında yapmış olduğumuz sokak sağlıklaştırmadan tutun, çevre düzenleme, park çalışmalarından çeşitli çevreye yönelik faaliyetlerle ilgili gezilerde bulunduk. Yeşilyurt'ta özellikle son dönemlerde kazandırmış olduğumuz tekstil müzesi, gastronomi, kent belleği müzesi, 44 yıl hatır, kahve konağı, lezzet caddesi, butik otel ve diğer tarihi tescilli binalarımızda yapmış olduğumuz restorasyon ve onların restorasyon sonrası yüklemiş olduğumuz fonksiyonlarla birlikte yapılan çalışmaları da anlattık. Yeşil yurdumuzda dinamik bir yapı var. Hızlı gelişen ve son dönemde de tercih edilen, artık kendini topluma da dışarıya da kabul ettirmiş bir ilçe. Mutlaka bizim de başkanlarımızdan öğreneceğimiz, onların tecrübelerinden alacağımız yenilikler var, güzellikler var. Onları da dönem dönem istişare ediyoruz. Hem karşılıklı bir sinerji oluştu, hem bir sosyalite oluştu, hem de dediğim gibi istişarelerle yeni çalışmalara da, yeni alanlara da fırsat kolladık. Amacımız hem Yeşilyurdumuzu tanıtmak hem de bu tanıtımı yaparken nitelikli, kaliteli projelerle geleceğe çok daha iyi bir şekilde hazırlamak. Bunu da yapabilecek güçteyiz, yapabilecek ekipteyiz, potansiyeldeyiz. İnşallah değerli başkanlarımızın da katkılarıyla bu potansiyelimizi daha da arttırıp daha da süreyi de kısaltmış olacağız. Mersin, burası Mersin'e bağlı başkan. Evet, onun için. Hürriyet Adası'ndan hür ve özgür olarak geziyorum diye. Yani. Ya sağladı hep bizi üzümlendirmeye gerekiyordu. Teşekkür ederim. Biraz da açacağız. Siz de mi konuşacaksınız? Yok, ben açarım. Ben Darendi Dernek Başkanıyım. Son kursada ikram edeyim. Teşekkür ediyorum. Şu an 340 metre yüksekliktesiniz. Ya geçsene. Teşekkür ederim.
Bu karşıdaki mağaralar tabii insan yaşantısının olduğu mağaralar. Öyle mi? Elle, yani tabii doğal mağaralar ama içinde yaşantı. Şunlarda hep hayat var mı? Var mıymış yani? Evet, burada zaten yani bir de biz geçelim. Maalesef bir de biz geçelim. 1800 en üstü milattan sonra 11. yüzyıl. Aşağıda size anlatırken şöyle demiştim. Büyükler işte kerpik mimari, yangın, isyan gibi nedenler üstünde mi, arkasında mı olduğu belirsiz. Çünkü şemadize çizilmiş. Düzenli olarak alıyor. Gerçek ihtiyaç sahibini buluyoruz. Bulduktan sonra kart veriyoruz. Kartlara puan yüklüyoruz. Buradaki her bir ürünün üzerinde mutlaka puan vardır. Şimdi 100 yıl noktada bunlarla anlaştık. Bu şekilde dijital tabela yerleştirdik. Sizler aslında ekmek kartlar bir sistem oluşturdu.